Melodiyi ifade etmek için bazı yazım şeylerine ihtiyacımız var. Mesela bir melodiyi düşünürsek ne yapıyor? Melodi önce bir başlıyor. Ses inceliyor, kalınlaşıyor. Dolayısıyla bu incelik ya da kalınlıkları işte şu portelin üzerindeki yerlere göre belli ediyoruz. Notalar burada nasıl ilerliyor? Çizgi, boşluk, çizgi, boşluk şeklinde ilerliyor ve melodiyi bu şekilde buradan biz nota üzerinde meydana getirebiliyoruz. İkincisi de fark ettiyseniz ta 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 kısmı. Bu da ritim. Ritmi de nota değerlerine göre vereceğiz. Şimdi ilk başta şu cello'daki nota yerlerimiz nereler? Onu bir çözelim. Bunun ismi fa anahtarı. Dolayısıyla cello'da biz bunu kullanacağız. Sol anahtarı ince sesler için. Yani fa anahtarının bittiği demeyeyim de üst tarafındaki do ile sol anahtarının altındaki do aynı, eşit. Yani fa anahtarı daha kalın bir ses tarzına sahip. Sol anahtarının altından fa anahtarı devam ediyor aşağı kalına doğru. Fakat bizim ince seslerimizden biri. Mesela bu yukarıdaki do. Bizdeki cello'daki seslerimiz nereden başlıyor? Şu anda bugün kullandığımız yerler. Re, mi, fa, sol, la, si, do ve re sesleri. Şimdi içi boş olarak yaptıklarım aslında cello'nun açık telleri. Yani re teli ve la telleri. Üstlerine sıfır yazacağım. Çünkü bunlarda herhangi bir şeye basmıyoruz değil mi parmağı? Re'den sonra bastığımızda gelen seste yani mi sesinde birinci parmağa basıyoruz. Mi'den sonra fa'ya 3'ü, sol'e de 4'ü. Aynı şekilde la'dan sonra si'ye 1, do 2, re'de 3. Öncelikle çalışmamız gereken nota yerleri bunlar. Yani bunları yerlerini ezberlememiz gerekiyor. Re, mi burada, fa, sol, la, si, do, re. Daha sonra bunlar cello'da nasıl meydana gelecek? Kemandan karışık bir bulunmuş olabilir. Cello üzerinde nerede yerleri geliyor? Şu cello'nun klavyesi olduğunu düşünürsek... Şimdi... Bunlar la, re, sol ve do sesleri. İşte şu nota üzerindeki re, buradaki re. İkisi aynı. Nota üzerindeki la ile de bu. Tabii ki. Re'den sonra mi'ne basmıştık. Buraya basmıştık. Fa'yı üçle buraya. Sol'e yakın. Aynı şekilde la'dan sonra si, do ve re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Burada şimdilik bilmenize gerek kalmayacak bir durum var. Fa ve do üzerinde diyezler var.
Diyez olduğu için biz mi fa'yı yakın basmamız gerekirken aralığı açıyoruz ve 3 basıyoruz. Eğer diyezler olmasaydı 2 basacaktık. Parmaklar. Bu da 0. Açıktan çünkü. Şimdi bu sıralamayı da bilmemiz önemli. Ve bunların bağlantılarını da beynimizde iyice oturtmamız lazım. Öncelikle ilk iş. Bundan sonra biz notanın değerleriyle okumak işine sonra geçebiliriz. Nitekim çalışırken de biz bunları nasıl yapıyorduk? Re 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 la 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 si 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 la la gibi mesela örnek dersi. Bu notaların üzerinden aslında zaten çalışıyoruz.